İmam Buhari Hazretlerinin sahih kitabının salat bölümü, namaz bölümünün 89. babında Medine yolundaki mescitler ve Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve Efendimizin namaz kıldığı yerler anlatılıyor. Musa bin Ukbe rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Ben Salim ibni Abdullah'ın yani Hazreti Ömer'in torunu olan Salim'in yolda bir takım mekanlar araştırıp oralarda namaz kıldığını gördüm. O Salim babası Abdullah İbni Ömer'in de bu mekanlarda namaz kılmayı itiyat haline getirdiğini gördüğünü ve Abdullah İbni Ömer'in Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu mekanlarda namaz kılarken gördüğünü naklederdi. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den Mekke'ye giderken veya oradan dönerken bazı mekanlarda namaz kılmış. Abdullah İbni Ömer Hazretleri buraları bellemiş, tespit etmiş ve kendisi de oralarda hacca giderken, umre giderken cihada giderken o mekanlarda namaz kılmaya, teberrüken oralarda namaz kılmaya dikkat ediyor. Bundan babasından gören Salim de aynı şekilde davranıyor. Başka Müslümanlar da buraları e, aynı şekilde tespit edip oralarda teberrüken namaz kılıyorlar. Daha sonraki rivayette Abdullah İbni Ömer'in nerelerde, hangi mekanlarda namaz kıldığı tafsilatıyla tarif ediliyor. İşte Zulhuleyfe'de şu ağacın yanında, şu dağın berisinde, şu kayanın ilerisinde diye uzun bir rivayet var. Şerefur şeref Ravha'da, Munsarafur Ravha'da, ırk denilen mevkide, de araç, arç veya araç denilen yerde, her şadenen denilen yerde, Merruz Zahran'da, bunlar adım adım mesafe mesafe Mekke'ye doğru gidilen yerler. Zituva'da, Mekke'ye yakın yerde, Efendimiz nerelerde, hangi ağacın yanında, hangi kayanın dibinde namaz kılmıştır. Bunları anlatıyor uzun bir rivayet. Şarih Buhari şerh eden aynı Medine içinde ve civarında rivayetlerle sabit olan Efendimizin namaz kıldığı 48 kadar namazgahı zikrediyor, tarif ediyor. Sahih rivayetlerle, senetlerle. Zira Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Medine ehline sorup öğrenmiş ve Efendimizin namaz kıldığı mescitleri nakışlı taşlarla yeniden bina etmişti. Oraları tekrar Efendimiz namaz kıldığı yerlere mescitler yaptırıyor. Bunların, bunlardan onların zamanına kadar gelebilen yani Şarihlerin, Aynı Evinin, İbni Hacer'in zamanına kadar gelebilen gelebilenler 8 kadar, 48'den 8 kadarı gele, gelebilmiş. Bunlar Kuba Mescidi, bunun doğusuna düşen Fuday Mescidi, Beni Kurayza Mescidi, Meşrubetü Ümmü İbrahim Mescidi, Beni Kurayza Mescidi'nin kuzeyinde Benü Zafer Mescidi, Benü Muaviye Mescidül İcabe de deniyor. Mescidül Fetih Sel Dağı'nın eteklerinde bugün hala orada duruyor. Hendek Savaşı'nın yapıldığı yerde. Mescidül kıbletenin bunlar duruyor. Bunun üzerinden bu bahsedilen tarihin üzerinden 500 küsur süre daha geçmiş ve bu mescitlerden bir kısmı daha ortadan kaybolmuş. Ama ayakta kalabilenler var hala. Oraları bilenler ziyaret edebiliyor. Uzun zamanlar geçerek yağmurdan, selden çeşitli sebeplerle bu mekanlardan kaybolanlar olmuş bilinenler var. Ama bu rivayette onlar tafsilatıyla tarif ediliyor. Efendimiz'in namaz kıldığı yerlerden teberrüken oralarda sahabe-i kiramın namaz kıldığını görüyoruz.